Megastar sahnede. Wembley Arena'yı salladı. Şarkılarıyla, danslarıyla, kıyafetleriyle herkesi büyüledi. Wembley'i dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Tarkan heyecanı, o Wembley Arena'ya gelmeden çok önce hayranlarını sardı. Tarkan'ın buraya geleceğini umuyordum. Gerçekten duyunca çok çok şaşırdım. O bir megastar, çok ünlü. Buraya geleceğini ummazdım. Hatta onu görmek için çok uzaklardan gelenler bile vardı. Amerika'da yaşıyorum. Bana sürpriz yaptılar. Kuzenimin eşi ve ailesi. Tarkan'ı çok severim aslında. Çok iyi oldu. Konser için bekleyen aile boyu Tarkan hayranları da sabırsızdı. Ben de çocuklarımla birlikte geldim. Evet. Tarkan'ın hayranıyım. Duyunca mutlaka gidelim dedim. Bilet bulmak da oldukça zordu. Yani biletleri ne zaman aldınız? Biz 2 hafta önce aldık biletleri ama aldığımızda da böyle arka sıralara doğru zor yer bulabildik, yani kalmamıştı biletler. Üstelik çok fazla İngiliz'in de bilet aldığını duyduk. Herkes yerini aldı ve sabırsız bekleyiş sona erdi. İşte şov zamanı. Megastar sahnede. Konserin ardından Tarkan çok keyifliydi. Londra'yı salladınız tek kelime. Teşekkürler, çok mersi. Bundan sonraki adres neresi konser için? Bundan sonra tam bilmiyorum dersen. Tam bilmiyorum, herhalde Moskova var. Bir Antalya'da var bir konser. St. Petersburg var, Türkiye turnesi var yazın. Çok konser var bu sene, çok olacak. Ama Tarkan biraz da buruktu. Valla az daha beni geri gönderiyorlardı, biliyor musunuz? Yemin ediyorum, samimiyetle söylüyorum. Bir vizede problem oldu. Yanlış vize alınmışlar hatayla. Aslında herkes geçti de bir tek ben kaldım, çok komik. Bütün orkestra geçti, ben kaldım. Tamam, şakasıydı. Londra'dan Tarkan geçti. Ardında da işte böyle binlerce kişilik coşkulu bir koro ve tadı damakta kalan bir müzik ziyafeti bıraktı. Hey, kaderi kesiyorum. Sen sorunmadan da kendini bırakma.